Değerli basın emekçileri, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Eğitim Komisyonu'nda uzun süredir üzerine spekülasyonlar yapılan ve bizim de ısrarla meclise getirilmesini ve öğretmenlik mesleğinin, öğretmen arkadaşların, eğitim emekçilerinin tüm sorunlarını çözmeyi hedefleyen ve kapsayan bir yasa tasarısı olarak beklediğimiz öğretmenlik meslek yasası ne yazık ki çözümden, kapsayıcılıktan, üretkenlikten uzak, tek düze, içeriksiz bir tasarı olarak geldi. 12 maddeden ibaret ve öğretmenlerin hemen hiçbir sorununa çözüm getirmeksizin maalesef AKP-MHP oylarıyla komisyondan geçti. Bu yasa atanamayan öğretmenlere kanun hükmünde kararname ile işsizliğe, yoksulluğa, açlığa adı konmamış idam cezasına çarptırılan öğretmenlerin sorunlarına, ücretli öğretmenlik, sözleşmeli öğretmenlik sorunlarına, yine atama nedeniyle ailesi bölünmüş ama atanamayan öğretmenlerin, daha doğrusu yer değiştirme sorunu yaşayan öğretmenlerin, ailesine, çocuklarına, eşine ulaşma sorunu yaşayan öğretmenlerin, özel okul öğretmenlerinin ve rehabilitasyon öğretmenlerinin hiçbir sorununa çözüm getirmedi. Öğretmenlik mesleği tanımı da son derece kadık ve yetersizdi ve 2023 yılından başlamak üzere birinci dereceye inmiş öğretmenlere 3600 ek gösterge adı altında uyduruk bir durum söz konusuydu. Neden 2023 yılından, neden sadece birinci dereceye ve öğretmenlik mesleği 4 kademeye bölünmüştü. 1 aday öğretmen, 2 stajyer öğretmen, 3.'sü uzman öğretmen, 4.'sü baş öğretmen. Ve bu statülerin gerekçeleri, hukuki, mesleki, eğitimsel gerekçeleri de ifade edilememiş. Öğretmenlerin adeta bu uygulamayla karşı karşıya getirileceği, rencide edileceği bir durum söz konusuydu. Tıpkı limanların özelleştirilmesi ve limanların Katar'a, Limak'a, yandaş şirketlere peşkeş çekilerek satılması gibi, o liman yasasında da vakti gelmeden bir yasa yapıldı ve 49 yıllığına limanlar satıldı. 13 tane liman, 5 tane TCDD istasyonu ve aynı şekilde burada da henüz vakti gelmeden 2023'e dair bir düzenleme yapıldı. Yani bununla ne yapılmak istendi? Aslında bu yasa görüşülürken de söyledik. Bu 3600 ek gösterge değil, bu 2023 seçim yatırımıdır ve 1577 puan eksiktir. Zira 3600 ile 2023 kıyaslandığında hükümet 1577 puan öğretmenlerin tamamına borçludur. Zaten 3600 puan borçlu da. Şimdi hal böyleyken öğretmenlerin hiçbir sorununa çözüm getirmeyen bu yasa teklifini hükümet ve ortağı hemen her yerde kullanacak. 3600 ek gösterge getirdik diyecek, öğretmenlik meslek yasasını düzenledik diyecek, öğretmenlerin sorununa çözüm getirdik diyecek. Ama saydığım sorunların hiçbirine çözüm getirilmediği gibi öğretmenlik mesleği de aslında burada ne akademik bir statü ve sıfat kazandı ne de sorunlarına çözüm kazandı. Öğretmenliğin ekonomik, akademik, hukuki, insani, insan hak ve özgürlüklerine dayalı sorunları aynı şekilde devam ediyor. Bir başka önemli sorun hapishanelerde yaşanan işkence ve ölüme mahkum etme. Hapishanelerde özellikle hasta, tutuklu ve hükümlüler üzerinden ki burada en dikkat çekici, daha önce partimizde vekillik yapan sevgili Aysel Tuğluk, hastane raporuna, doktor raporuna, heyet raporuna rağmen serbest bırakılmıyor
ve hastalıkla hem hapishane koşullarıyla hem hastalıkla boğuşuyor. Son 10-15 gün içerisinde yaklaşık 10 tutuklu ve hükümlü hastanede önlenemez hastalıklardan, hastane koşullarında tedavi edilemeyen hastalıklardan dolayı yaşamını yitirdi. Ve bu hapishanelerin birer işkence haneye, birer ölüm haneye çevrilmesi tıpkı 1990'lı yıllardaki faili meçhul cinayetlerin bir uyarlanmış hali, hapishanedeki faili belli cinayetlere dönüşmüş durumda. Ve burada tabii en önemli konulardan bir tanesi de İmralı'da Sayın Öcalan'a uygulanan tecrit. Bu tecridin hukuki açıdan, insan hakları açısından suç olduğunu Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde de belirttik. Zira hapishanede bulunan bir insanın ailesiyle, avukatıyla görüşme koşulları vardır. Kaldı ki Sayın Öcalan, Kürt sorununun, Türkiye'de yaşanan bu şiddet sarmalının ve demokratik bağlamda tüm sorunların çözümü için rol alacağını, buna ilişkin önerilerde bulunduğunu 2013-2015 yılı arasındaki barış sürecinde de ifade etmiş idi. Daha sonra da ifade etmiş idi. Ama buna rağmen tecrit bir suç unsuru olarak sistematik şekilde devam ediyor. Hep birlikte tanık olduk. Oldukça çarpıcı bir konu. Şimdi Milli Eğitim Şurası'nın tavsiye kararlarından bir tanesi ana sınıfına din dersi, bu da yetmedi. Diyanet buna ana sınıfına Kur'an kursunu da ekledi. Burada Diyanet eleştirilmesi, Milli Eğitim Bakanlığı eleştirilmesi gerekirken buna karşı çıkan politikacılar, insan hakları savunucuları, demokratik, laik, ana dilde eğitim savunucuları suçlanıyor. İşin ilginç yanı. Ana sınıfında din dersinin, ana sınıfında Kur'an kursunun pedagojik açıdan, insan hak ve özgürlükleri açısından, çocuk hakları açısından, eğitimin yürütülebilirliği açısından, eğitimin demokratikliği ve laikliği açısından ciddi bir hak ihlali ve giderek bir suç olduğu bariz bir şekilde ortadayken, işte sevgili genç arkadaşımız tarikat yurdunda bir video bırakarak tüyler ürpertici, insanları iliklerine kadar sarsıcı bir duygusallıkla yaşamına son verdi. Şimdi bu anlaşılır bir şey değil. Yani aslında anlaşılır bir şey. Çünkü maalesef hükümetin politik uygulamaları, hükümetin sistematik uygulamaları ve tarikatlar üzerinde mahalle baskısı denen ama aslında bir devlet ve hükümet baskısı yönlendirmesine dönüşen ve tarikatların tek tip insan yetiştirme. Bunlar dindar falan değil. Burada dindar yetiştirilmiyor. Burada sistem militanı, AKP militanı yetiştiriliyor. Dindarlık böyle bir şey değil. Sabahın köründe bütün sorumluluğuyla tıp fakültesini bitirmek zorun için uğraşan bir genci sabah 5'te kaldırıp namaz kıldırmaya zorlamak, akşam namaz kıldırmaya, dini kitaplar okumaya zorlamanın dindarlıkla, İslam'la, İslam hakikati ile, İslam dininin kurallarıyla hiçbir alakası yok. Bu AKP'nin damıttığı devlet dinidir. Bu tüccarların, bu münafıkların, bu kendinden menkul din tasvir edenlerin ortaya koyduğu ve dayattığı, insanları bunalıma ve giderek intihara sürüklediği bir insan hakları ihlalinden başka bir şey değildir değerli basın mensupları. Bu anlamda bütün tarikatlar denetimden geçirilmeli. Bu yurtlarda kalan öğrencilerin koşulları, yurtları kimin yönettiği, kimin denetlediği, yurtlarda nasıl koşulların uygulandığı, yemek, içmek, kalkma, yatma saatleri, yurtların sorumluluğunun tamamı gözden geçirilmeli, incelenmeli. Yurtlar insan hakları savunucularının denetimine, izlemesine ve takibine açılmalı diye düşünüyoruz. Tabi bu arada çok önemli bir konu da değerli arkadaşlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'nin kadroları hemen her yerde nefret suçu işlemeye devam ediyorlar. Söylemleriyle, davranışlarıyla, politik yaklaşımlarıyla, bakış açılarıyla nefret suçu işliyorlar. Bunlardan bir tanesi Muhammed Kaynar. Muhammed Kaynar İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis toplantısındaki
konuşmasında Bektaşiler gibi yarım ayet okuma. Bakar mısınız? İşte bu belediye meclis üyesinin kafasındaki Bektaşi'yi, belediye meclis üyesinin birlikte yaşadığı insanlara ve onların inançlarına dair bilinç altındaki nefret suçunun dışa vurumundan başka bir şey değildir. Sen kimsin Bektaşileri aşağı verecek? Beni Yezid soylu, Muaviye soylu, münafık. Yani kültürümüzü, inancımızı hemen her fırsatta aşağılamaya çalışan, aşağılayan, ötekileştirenler Madımak katilin katliamının ve benzeri katliamın arkasında yatan zihniyetin dışa vurumundan başka bir şey değildir. Bu bir nefret suçudur. Bu kişi derhal belediye meclisi üyeliğinden istifa etmeli ve savcılar, hukuk bu kişi hakkında nefret suçu bağlamında gereğini yapmalıdır. Yeter. Kendi politik dizginsizliklerini Aleviler üzerinden, Bektaşiler üzerinden, ötekiler üzerinden bir teste çevirmeye çalışan, kendi önlenemez ırkçılıklarını, tekçiliklerini, nefret suçlarını sürekli üstümüzde test eden bu zihniyeti kınıyoruz. Alevi toplumunu da, Alevi kurumlarını da bu zihniyeti kınamaya ve bu zihniyete karşı hukuki tavır almaya, mahkemeye başvurmaya, yargı yoluna başvurmaya davet ediyorum. Biz de bunun gereğini yapacağız. Biz Aleviler olarak, Bektaşiler olarak bu ülkede tüm inançlarla beraber eşit yurttaşlık ilişkisi içerisinde tüm inançlara saygı duyarak ve kendi inancımıza da saygı duyulduğu bir ortamda eşit yurttaşlık ilişkisi içerisinde yaşamak istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelede de ne kadar haklı olduğumuz görülüyor. Hala sistem tarafından, AKP-MHP ortaklığı tarafından inancımız yok sayılıyor, cemevleri yok sayılıyor. Alevilik, Bektaşilik aşağılanacak, örselenecek, itelenecek, gerektiğinde dövülecek, sövülecek bir inanç olarak görülüyor. Bu ırkçılıktır, ötekileştirmedir, bu nefret suçudur. Bu 1500 yıldır Orta Doğu'da, Türkiye'de bir şekilde gündemde olan, iktidarda olan Yezid zihniyetin tezahüründen başka bir şey değildir. Bir başka konu değerli arkadaşlar, Kırklar Dağı'nın düzü ziyaret çarpsın sizi. Burası çok önemli. Şimdi Kırklar Dağı Süryani inancında, Sünni inancında, Alevi inancında, Diyarbakır halkı nezdinde, Kürt halkı nezdinde, Kürdistan'da kutsal bir mekandır, kutsal bir makamdır, kutsal bir yerdir. Zira Kırklar diye ifade edilen ve dini mitolojiye, dini söylencelere konu olan, başını Şah-ı Merdan, Şir-i Yezdan, Haydar-ı Kerrar, Sahibi Zülfikar, Şah-ı Merdan Ali'nin çektiği, içerisinde 17 kadın 23 erkeğin olduğu Kırklar Meclisi'nden adını alan Kırklar Dağı'na dair bir proje var. Bu projeyi devletin bahçesine yapın lütfen. Yapılacaksa Devlet Bahçeli adına bir orman, devletin bahçesine, sarayın bahçesine, külliye mi diyorsunuz, saray mı diyorsunuz, ne diyorsanız oranın bahçesine yapın. MHP Genel Merkezi'nin bahçesine yapın. Yani Kırklar Dağı'na böyle bir şey yapmaya kalkmak adeta bir provokasyon yapmaktır. Provokasyonun ötesinde halkların kutsal değerlerini, Kırklar mitolojisini, Kırklar Düzü'nün kutsallığını. Bakınız, insanlar gidiyor orada dua ediyor, insanlar gidiyor orada kurbanlar adıyor, insanlar gidiyor orada mutena bir anda hak ile halvet oluyor. Böylesi bir ortamda konuyla uzaktan yakından alakası olmayan, kalkıp ki alakası olsa bile, yok alakası da, bir insanın isminin oraya verilmesi, Kırklar Ormanlığı olsun, Kırklar Meclisi Fidanlığı olsun, Kırklar Düzü Fidanlığı olsun, yani halka sorulacak. Madem ki demokraside, eşitlikte, özgürlükte, adalette, laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletindeyiz, anayasada böyle yazmıyor mu? O zaman halkın talepleri, halkın istemleri karşılanacak. Şimdi bu manzara içerisinde yoksulluk, açlık, işsizlik, pahalılık, faiz, döviz dengesinde, dengesizliğinde çırpınan bir hükümet ne yapacağını şaşırmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sardıran, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne sardıran, bakınız aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne açılan davanın kökeninde yatan şey
Diyarbakır'a atanan kayyumdur. Diyarbakır'da Kürt halkına, Kürt seçmenine, HDP'ye karşı işlenen sistematik suçtur. Diyarbakır, Mardin, Van, Iğdır, Kars belediyelerimize hukuku hiçe sayarak yapılan kayyum darbesidir. Şimdi kayyum darbesinin aynısı İstanbul Belediyesi'ne, Ankara Belediyesi'ne yapılmak isteniyor. Güya burada çalışan terörle iltisaklı, bakın terörle iltisaklılar kimdir? Tarikat yurtlarındaki gençleri baskıyla intihara zorlayanlar terörle iltisaklı değil, teröristin kendisidir. Açık ve net. Yine tecrit koşulları, tecride zorlamak, hapishanelerde ölüme zorlamak, bu baskıdır, zulümdür, terördür. İltisak da yoktur. Direkt burada somut bir durum söz konusudur. Böyleyken bizi bir suçluluk psikolojisine itmeye çalışan, her noktada, her koşulda kuşatan, bastıran, susturmaya çalışan bu zihniyet bizi susturamayacak. Kırklar Dağı'na da sahip çıkacağız. Kırklar Meclisi'ne de sahip çıkacağız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki ırkçıya karşı gereken cevabı da vereceğiz. Alevi Bektaşi inancımızı da savunacağız. Gençliğe, kuşatılmış gençliğe de sahip çıkacağız. Tecritte karşı da mücadele edeceğiz. Hapishanelerin işkencehane, ölüm hane olmasına karşı mücadele edeceğiz ve öğretmenlik meslek yasasının genel kuruldaki görüşmeleri sırasında demokratikleşmesi, öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere insan hak ve özgürlüklerine dair, ekonomiye dair çözümlerin getirilmesi noktasında hukuki bir temele oturması, kapsayıcı olması, sorunları çözmesi noktasında gereken demokratik mücadeleyi yürüteceğimizi belirtmek isterim. Bugünkü açıklama konumuz bunlardı değerli arkadaşlar. Katıldığınız ve izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin, saygılar.